Herkese merhaba. Umarım keyifler yerindedir. Bu videoda size NASA'nın yüksek çözünürlüklü teleskopları kullanarak elde ettiği Güneş sistemi görsellerinin normal ya da düşük kalite teleskop ve kameralarla dünyamızdan nasıl göründüğünü derlemeye çalıştım. Videoya başlamadan önce özellikle şunu belirtmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Lütfen ama lütfen elinizdeki teleskoplarla direkt Güneş'e bakmayın. Bu gözünüzde kalıcı körlüğe sebep olup geri dönüşü olmayan yanıkların meydana gelmesine yol açacaktır. Güneşe bakmak için özel aparatlar olmadan bu işlem kesinlikle yapılmamalıdır. Bu uyarıyı yaptıktan sonra videomuza geri dönebiliriz. Şimdi piyasada en çok bulunan ve çocuk teleskobu olarak bilinen 30 mm çaplı teleskoplarla yaklaşık 300 mm çaplı teleskopların görüntülerini harmanladığım bu videoda hem kendi teleskobumun hem de diğer kayıtların bir karışımını bulacaksınız. Ve bu şekilde hem düşük kalite teleskoplarla uzaya bakmanın nasıl bir duygu olduğunu görebilir, ayrıca orta kaliteli teleskoplarla aralarındaki farkı gözlemleyebilirsiniz. Bu videoyu oluştururken komşu gezegenlerimize bazen 330 kat, bazen sadece 70 kat yaklaşabiliyoruz. Videomu umarım beğenirsiniz. Bunun gibi ve daha kaliteli yayınlar yapabilmem için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Ay'ı incelemek için 30 mm çaplı mercekli bir teleskopla Ay'a baktığımızda görüntü bu şekilde olacaktır. Görüntüyü netleştirmek mümkün olmayacak ve teleskopla görüntüyü iyileştirmek için ayar yapamayacağız. Eğer Ay'a 130 mm çaplı bir mercekli teleskopla bakıyor olsaydık görüntümüz aynen bu şekilde olurdu. Görüntüyü yaklaşık 150 kat büyütebilen bu teleskoplar daha keskin görüntü almamıza yardımcı oluyor. Eğer görüntünün bulanıklaşması bizim için problem değilse görüntüyü daha fazla yaklaştırabiliriz. Ancak bu teleskoplarda görüntüyü yaklaştırmak istediğimizde ise şu anda gördüğünüz gibi bulanıklaşma artıyor. Ay yüzeyinde görünen kraterlerin ortalama çapları 100 ila 500 km arasında değişmektedir. Bu durum ne kadar büyük bir alanın görüntülendiğini anlatabilmek adına açıklanmıştır. İşi biraz daha profesyonelleştirip daha kaliteli görüntüler elde etmek istediğiniz zaman bu teknolojideki teleskoplar çok da fazla yeterli olamıyor. Burada da 300 mm çaplı aynalı bir teleskopla ayarın çok iyi yapılmış olmasıyla birlikte görüntünün kalitesini görebilirsiniz. Yalnız aynalı teleskoplarla ilgili şunu da eklemekte fayda var. Manuel olarak ayarlanması gerçekten çok zor. Hadi şimdi de teleskoplarımızı Merkür'e çevirelim. 70 mm'lik mercekli bir teleskopla ayarı iyi yapılmadığı için mevcut görüntü elde ediliyor. Burada atmosferdeki sıcak havanın hareketi de ışık dalgalanmasına sebep oluyor. Ama dikkatli bakıldığında Merkür'ün atmosfer tabakası da belli oluyor.
70 milimetrelik mercekli teleskopla Merkür'e bakmaya çalıştığımızda işte sonuç. Atmosferimizdeki sıcak havanın hareketinin görüntüyü nasıl hareketlendirdiğini burada da görebiliyoruz. Burada da size 30 milimetrelik mercekli teleskopla Merkür'ün hareketini göstermeye çalıştım. Benim her zaman kullanmaktan keyif aldığım ve ayarları tam yapıldığında görüntüyü bu kadar mükemmele yakın gösteren 120 milimetrelik aynalı bir teleskop. İşte size Merkür. Özel aparatlarla zenginleştirilmiş ve bu sayede Güneş'e bakabilen 300 milimetrelik mercekli bir teleskopla Güneş ve Merkür bir arada. Kayıda alan kişi Güneş'in büyüklüğünü gösterebilmek için Merkür'e çok zoom yapmadan genel bir görüntü çekmiş. Burada da yine aynı teleskopla Güneş olmadan Merkür'ün görüntüsü. Hadi şimdi de teleskoplarımızı Venüs'e çevirelim. 30 milimetrelik mercekli bir teleskobu Venüs'e çevirdiğimizde elde edeceğimiz görüntü bu şekilde bulanık olacaktır. Bu kadar parlak bir görüntü elde etmemizin tek sebebi Venüs'ün Güneş'ten sonra Güneş sistemimizin en parlak cismi olmasıdır. Bu görüntü ise 120 milimetrelik mercekli manuel ayarlanabilen bir teleskopla kaydedilmiştir. Şimdi burada çok dikkatli bakarsanız bizim atmosferimizdeki sıcak havanın görüntüyü nasıl hareketli bir hale getirdiğini de görebilirsiniz. Fakat videoyu biraz daha izlediğiniz zaman Venüs'ün o çok yoğun atmosfer tabakasını da fark edebilirsiniz. Bu arada hatırlatmakta fayda var. Venüs'ün atmosfer tabakası yaklaşık Dünya'daki atmosfer tabakasının 92 katıdır. Bu da eğer orada olsaydık ayağa kalkamayacağımız kadar ciddi bir basınç demek. Bununla beraber Venüs'teki bu atmosfer tabakası küresel ısınmanın had safhaya çıkmasına sebep olur. Böylece gezegenin sıcaklığı ortalama 470 santigrat derece civarında seyreder. Bu konuyla ilgili paylaşmış olduğum videoyu yukarıdaki linkten izleyebilirsiniz. Gezegene teleskobun ayarlarını bozmadan biraz daha yaklaştığımız zaman gezegenin katı kısmını da rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz. İşte burada bu görüntüyü görebilirsiniz. Aynı zamanda gezegenimizin hareketi ve Venüs'ün hareketiyle birlikte görüntünün nasıl yer değiştirdiğini de gözlemleyebilirsiniz. Bu görüntüyü ise 300 mm çapında aynalı bir merceği olan ve manuel olarak ayarlanabilen bir teleskoptan elde ediyoruz. Teleskobu ayarlayana kadar geçen sürede görüntü çok net olmasa da teleskop ayarlandıktan sonra çok net ve seyir zevki yüksek bir görüntü elde ediliyor. Bu görüntü yaklaşık 250 kat büyümüş bir görüntü olabiliyor. Teleskopla Güneş sistemimizdeki diğer gezegenlere bakarken aynı Güneş'in etkisi altında olduğumuzu düşünmek insanı gerçekten ürpertiyor. Ve işte burada
ayarları düzeltilmiş bir şekilde biraz önce bahsettiğim teleskopla elde edebileceğiniz görüntü. Bu videoda size hem teleskoplarla ilgili genel bilgileri hem de bu teleskoplarla Güneş sistemimizdeki diğer gezegenlere baktığımızda nasıl görüntüler elde edebileceğimizi göstermeye çalıştım. Umarım videoyu izlerken keyif almışsınızdır. Ay, Merkür ve Venüs görsellerinin bulunduğu bu videonun akabinde size Jüpiter, Satürn ve diğer uzak gezegenlerle ilgili bir video daha sunmaya çalışacağım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu ve benzeri yayınlarımı takip edebilmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.